Sevgili izleyicilerimiz, fon analizi videomuza hoş geldiniz. Her Salı akşamı sizler için bir fonu seçip analiz ediyoruz. E, Ekim ayından beri yapmakta olduğumuz bu serimizde e, bu videomuzun diğerlerinden bir farkı var. E, diğer videolarımızda şimdiye kadar yaptıklarımızda hep fonların geçmiş verilerini kullanarak analizlerini sizlere sunduk. E, bu videoda e, fonumuzun, seçtiğimiz fonumuzun e, yöneticisinin İleriye dönük sektörle ilgili beklentilerini de sizlere aktaracağız. Ben şimdi lafı çok fazla uzatmadan e, inceleyeceğimiz fonumuzun e, yapı kredi portföyün yabancı teknoloji sektörü hisse senedi fonu olduğunu söyleyeyim. Fonun, fonumuzun kodu yay ve e, buradaki e, bilgiler 26 Ocak 2023 itibariyle. E, şimdi e, öncelikle e, şunu söylemek lazım. E, 2023'ün başından beri Ocak ayının e, ilk günlerinden itibaren e, yabancı e, borsalarda hisse senedi piyasalarında olumlu bir hava var. Bu havanın sebebi e, öncelikle Çin'in e, açılması COVID e, son sonrasında açılması piyasalara olumlu yansıdı İkinci bir sebep olarak Amerika'da enflasyon düşüyor olması ve e, üçüncü olarak da Avrupa'da kışın beklenenden daha iyi geçmesi ve Avrupa'nın da e, resesyona girmesi beklenirken e, burada daha hafif e, bu ekonomik sıkıntıyı atlatacak gibi gözüküyor olması piyasalara olumlu olarak yansıdı. E, ve e, burada biz baktığımızda Ocak başından beri e, Türk e, sermaye piyasalarında yatırım fonlarına baktığımızda e, en yüksek getirili fonlar arasında ilk 20'de yabancı e, fonların olduğunu gördük, yabancı hisse senetlerine yatırım yapan fonların olduğunu gördük. Özellikle de teknoloji temalı fonlar ön plana çıktı. Ee, öte yandan e, şimdi e, önümüzdeki e, hafta içinde bulunduğumuz hafta ve ondan sonraki haftalarda e, Amerika'nın e, dördüncü çeyrek bilançoları gelecek fakat e, ne yazık ki burada bilançolarla ilgili beklentiler zayıf yani e, Özellikle de işte e, dolar endeksinin dük e, e, güçlü olması geçtiğimiz dönemde e, artan maliyetler enflasyonun yüksek seyrediyor olması tüm bunlar e, Amerika e, Amerikan e, şirketi etkiledi olumsuz yönde etkiledi o nedenle de bilançolarla ilgili beklentilerin zayıf olduğunda burada antiparantez söyleyelim sevgili izleyicilerimiz şimdi lafı çok fazla uzatmadan e, ben öncelikle e, neler anlatacağım size onları paylaşayım önce bir yayı tanıyalım diyeceğiz fonumuzu e, her zaman yaptığımız gibi belirli e, özelliklerini anlamaya çalışacağız yatırım amacı ve stratejisini konuşacağız son portföy dağılımı ve hisse senetlerini paylaşmaya çalışacağım sizinle. Sonrasında yayın analizini yapacağız ve işte bu videoda farklı olan bölümümüz fon yöneticisinin beklentileri. Bunu da sizinle paylaşacağım videomuzun sonunda. Şimdi öncelikle yayı tanıyalım demiştik. Fonumuz oldukça eski bir fon, 32 yaşında 1990 yılında kurulmuş, 4 milyarı geçmiş portföy büyüklüğü ve içerisinde de 24 binin üzerinde e, yatırımcı var. E, fon kendisine m, bir teknoloji fonu olduğu için ve bir yabancı teknoloji fonu olduğu için e, Nasdaq 100 teknoloji e, endeksini, Nasdaq 100 getiri endeksini, bununla beraber e, mevduat e, dolar endeksini almış bir aylık ve e, BIST Kaide rapor Endeksini de e, karşılaştırma ölçtüğünü içerisine dahil etmiş. E, fonumuzun yönetim ücreti yıllık %3.25 ve bu fonun risk değeri 7. Yani çok yüksek riskli bir fon olduğunu söyleyelim. 7'li skalada en yüksek risklerine sahip Şimdi fonumuzun yatırma amacı ve stratejisinden kısaca bahsedelim. Bu bilgileri Kaptan ve fonumuzun e, Porto Yönetim Şirketi'nin sayfasından e, derliyoruz bildiğiniz gibi. E, fonumuz e, yurt dışı borsalarda işlem gören, e, teknoloji hisse senetlerine, e, teknoloji geliştiren şirketlere veya hizmet sunan, özellikle de e, işte e, bilişim teknolojileri, elektronik yenilenebilir enerji teknolojileri, online iletişim ve elektronik ödeme sistemleri gibi e, farklı teknoloji alanlarına e, buradaki şirketlerin hisse senetlerini ve depo sertifikalarına yatırım yaparak e, teknoloji alanındaki global fırsatları yakalamayı hedefliyor. Amacı bu e, ve e, stratejisi de e, bu yönde. Aynı zamanda da e, fon portföyüne e, korunma amacıyla vadeli işlemleri e, de katabiliyor. Bunu da özellikle vurguluyor e, yatırımcı bilgi formunda e, ve burada da bir uyarı yapıyor. Diyor ki biz bu tür korumalar yaptığımız için portföyümüze türev araçları aldığımız için burada oluşan kaldıraçlı pozisyonlar fon performansının karşılaştırma ölçütünün getirisinden farklılaşmasına neden olabilir. Bunu da sizlere iletiyor. Şimdi e, fonun portföy dağılımına baktığımız zaman 26 Ocak 2023 itibariyle tabi bu bir yabancı hisse senedi fonu olduğu için e, portföyün çoğunluğu %89 oranında yabancı hisse senedinden oluşmuş. %9'u da yabancı borsa yatırım fonlarından oluşmuş. Geriye kalan kısmı likidite ihtiyacı için yani fondan çıkışlarda e, nakde ihtiyacı oluyor fonumuzun o nedenle de e, bir miktarda hem TL mevduat hem döviz mevduat mevduatta parayı tutmakta. E, fonumuzun e, 30 Aralık 2022 itibariyle portföy dağılım raporuna baktığımız zaman ilk 5 hisse senedi olarak neleri gör görüyoruz? E, bunları e, da aktaralım. E, çoğunlukla e, bunun yatırım yaptığı e, şirketler, Amerika menşeli şirketler, e, 30 Aralık itibariyle tabii ki. E, burada sadece iki tane e, Avrupa firmasına yatırım yaptığını görüyoruz. Onun dışında Asya firmaları portföyde yer almıyor. E, i̇lk beşte ağırlık olarak en yüksek Apple %5.4 ile Microsoft Word var var %4.7, Nvidia %2.6, Google'ın hissesi var %3.2 oranında ve de Broadcom'e %2.3 oranında Pay, evet sevgili izleyicilerimiz şimdi gelelim yayın analizine önce getiri analizi yapıyoruz ve diğer e, karşılaştırma e, kendimize kıyaslamak için aldığımız yatırım araçlarıyla kıyaslıyoruz. Şimdi burada hem kısa hem uzun e, vadeye bakıyoruz orta vadeye de bakıyoruz tabii ki e, yayın e, TL bazlı getirilerini. E, dolarla, altınla, enflasyonla ve bisyüz endeksiyle kıyaslıyoruz. Burada e, bisyüz endeksini koymamızın nedeni yüksek riskli bir e, fon olduğu için yüksek risk alan yatırımcılara hitap ediyor. Ve bu yatırımcıların da e, yatırım evreninde e, bizim borsamızda yer almakta. Bu nedenle onu da koyduk. Şimdi son dönemde, az evvel söylediğim gibi Ocak ayından başlayarak teknoloji yabancı fonlar güzel getiriler elde ettiler. Yayda bundan payını aldı ve bir aylık döneme baktığımızda yayın getirisi tüm yatırım araçlarının üzerinde %14'lük bir getirisi var. Üç aya baktığımızda e, doları geçtiğini görüyoruz enflasyonun üzerinde kazandırmış e, fakat borsanın e, ve altının altında çünkü bunlar da özellikle borsada getiriler oldukça yüksekti. Aynı şeyi e, 6 ay içinde söyleyebiliriz 6 ayda dolar getirisinde altında kalmış fakat yılbaşından bu yana baktığımızda gene tüm yatırım araçlarının üzerinde bir getiri sağladığını görüyoruz. 2022 senesi teknoloji yabancı teknoloji fonları açısından yabancı teknoloji sektörü açısından kötü bir seneydi o nedenle yayında getirisi oldukça düşük %10.7'lik bir getirisi var ve diğer yatırım araçlarının altında kaldığını söyleyelim. Son 3 yıla baktığımızda ise burada çok güzel geçmiş olan bir 2020 ve 2021 seneleri var. Bunların da etkisiyle yayın doların üzerinde getirdiğini görüyoruz. Enflasyon da aynı şekilde üzerinde. BİSYÜZ endeksinde son bir yıldaki yüksek getiri son 3 yıla da yansımış. Altında da getiri %290. Buralarda yayın altının ve BİSYÜZ'ün altında kaldığını söyleyebiliriz. 5 yıla baktığımız zamansa fonumuz altın dışında diğer bütün yatırım araçlarının üzerinde kazandırmış enflasyonu ve e, borsayı yenen bir fon olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda da dolarında TL bazlı getirisi üzerinde yer almış. Bir de dolar bazlı getirilere bakalım. E, yay e, dediğim gibi son bir ayda ve 3 ayda e, güzel e, getiriler elde etti. Eee %13.2 bir aylık, e, dolar aylık dolar getirisi, son 3 aylık dolar getirisi %10.7. bir yıllık getirisi negatif. E, ama onun dışında üç yılda %7.3 ve 5 yılda da %21.1'lik bir dolar getirisine sahip olmuş fonumuz. Şimdi e, isminde teknolojik kelimesi geçen fonlarla bir kıyaslama yaptık. E, burada bizim sermaye piyasalarımızdaki yatırım fonlarına baktık ve isminde teknolojik kelimesi geçen hem yerli e, teknoloji firmalarına hem yabancı hem de ikisine birden yatıran fonlarımız var. Hem yerli hem yabancı e, sektöre e, hisselere yatırım yapan fonlarımız var. Bunlarla kıyaslamalar yaptık. Sayıları son yıllarda epeyce arttı bu fonlarımızın. E, baktığımız zaman e, son bir yılda e, 14 tane fonumuz var. Gri ile gördüğünüzde fonlarımızın sayıları. Ama daha uzun vadeye baktığımızda e, 4 tane fonumuz olduğunu görüyoruz. 3 yılda ve 5 yılda dediğim gibi son yıllarda sayılar artmış. E, burada... E, Kısa vadede e, baktığımız zaman son bir ayda e, ve son bir ayda özellikle söyleyelim tabii burada Borsa İstanbul'daki düşüş e, ve yabancı e, teknoloji hisselerindeki artışın e, sayesinde fonumuz diğer e, 16 fonun üzerinde oldukça üzerinde getiri elde etmiş. E, 6 aya baktığımızda yılbaşından e, özür dilerim 6 aya baktığımızda ve bir yıla baktığımızda ise... E, isminde teknoloji kelimesi geçen fonların ortalama getirisinin altında kal kaldığını görüyoruz. Bunun sebebi de Borsa İstanbul'un son e, bir yıldaki e, yüksek getirisi. Tabii bundan e, yerli teknoloji firmalarına yatırım yapan fonlar da nasibini aldı ve yüksek getiriler elde, elde etti. Bu nedenle e, yayın getirisi e, özellikle de yerli teknolojiye yatırım yapan fonların getirilerin altında kaldığı için diğer yabancı teknolojiye yatırım yapan fonlar gibi burada daha düşük getiriler elde ettiğini görüyoruz. 3 yıla baktığımızda ortalamaya yakın %253 ortalama getiri, 4 tane fonun ortalama getirisi, yayın getirisi %240 5 yıla baktığımızda ise diğer 4 fonun ortalama getirisinin üzerinde bir getiri elde ettiğini görüyoruz. Bir de sadece yabancı teknoloji şirketlerine yatırım yapan fonlarla bir kıyaslama yaptık. Burada da Az evvelkine benzer bir resim sadece dört tane fonla kıyasladığımızı söyleyelim. Ee, özellikle de uzun e, vadede e, ve e, kısa vadede de olmak üzere fonumuzun yabancı teknoloji fonlarına yakın kısa vadede getiriler elde etme uzun vadede ise arayı açtığını görüyoruz. Son 3 yılda yabancı teknoloji fonlarını %228 kazandırırken e, ya %240 kazandırmış son 5 yılda da %435'lik yabancı teknoloji fonlarının ortalama getirileri yayın getirisi ise %507 olarak oluşmuş. Son olarak da analiz kısmımızda risk analizini yapıyoruz fonumuzun. Fonumuzun oldukça yüksek riskli bir fon olduğunu söylemiştik. Standart sapması 39'a yakın. E, BIST endeksinin daha önceki videolarımızda size standart sapmasını e, aktarmıştım. Oradan pay biçebilirsiniz. BIST endeksinin yaklaşık 27-28 civarında standart sapması vardır. Bu fonumuzun e, riskinin ne kadar yüksek olduğunu standart sapmasından görebilirsiniz. Aşağı yönlü riske de bakıyoruz. Burada %26 civarında bir e, risk var. Negatif getirili gün sayısına e, baktığımız zaman son e, bir yılda 253 iş gün içinde 127 gün bu fonumuz negatif getiri yazmış. Bir de şarp oranına bakıyoruz tabii ki. Aldığım riske değdi mi diyoruz. E, elde ettiğimiz bir birim risk başına artık getiriyi ölçen, bu oran fonumuz için negatif yani elde ettiğimiz e, artık getiri negatifmiş e, yani biz mevduat endeksin altında son bir yılda getiri yazmışız. E, bu tabii e, yabancı teknoloji sektörünün iyi gitmemesiyle alakalı e, oldukça düşük e, getiriler olmasıyla alakalı burada o nedenle fonumuz da bundan etkilenmiş ama bundan sonraki dönemde bu sektör iyi giderse o zaman burada pozitif şarp oranları görebiliriz geçmişte gördüğümüz gibi. Evet sevgili izleyicilerimiz, ee, şimdi de size e, yay yöneticisinin e, yani yapı kredi portföy e, yönetim şirketinin e, yabancı teknoloji sektörüyle ilgili görüşlerini kısaca paylaşmak istiyorum. E, burada biz kendilerine sorular sorduk, bu sorulara verdikleri yanıtları beraber e, sizinle e, tartışalım. E, şimdi öncelikle şunu sorduk: e, Amerika'nın 2023 yılı ekonomik durumu ile ilgili beklentiler. Neden? Çünkü fonumuz 30 Aralık itibariyle e, yüksek oranda portföyün neredeyse tamamını Amerika'daki teknoloji şirketlerine yatırmış. İki tane de Avrupa menşeli şirket var demiştik. O nedenle Amerika ile ilgili beklentileri nelerdir bu pozisyonlarını koruyacaklarsa ve Amerikalı şirketlerin de 2023 yılı performansının nasıl olacağını sorduk. E, ve bize iki senaryoda yanıt verdi. Birincisi 2023 yılında ABD ekonomisinin kötü senaryoda hafif durgunluk yaşayacağını iyi senaryoda da hafif büyüme sergileyeceğini e, öngörüyor fon yönetim şirketimiz. E, ancak şunu da söylüyor, diyor ki e, özellikle de 2023 yılının ilk üç çeyreğinde Amerikan şirketlerinin karlılık büyümeleri tarihsel ort ortalamaların altında kalabilir. Bu nedenle de yılın içerisinde biz bu hisse senetlerinde e, oynaklıklar görebiliriz. Yani volatilite, inişler çıkışlar yüksek olabilir. E, ancak geri alım ...için bu tür aşağı doğru hareketler bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Yıl sonu getirilerinin de tatminkar düzeyde gerçekleşebileceğini değerlendiriyorlar. Sonrasında Amerika teknoloji sektörünün geleceğini sorduk. Amerika'da teknoloji sektörü nasıl gider diye sorduk. Tabii Amerika'nın teknoloji alanında önce olduğunu belirtiyor. Çin'in de Amerika ile rekabet edebilecek bir ilerleme sürdüreceğini değerlendiriyor... E, fakat yine de Amerika'nın e, teknolojide lider konumunu koruyacağını ekliyor. E, burada da özellikle vurguladığı teknoloji alanları var. İşte yapay zeka, robotik, batarya teknolojileri, bulut bilişim gibi e, buradaki potansiyelin devam ettiğini söylüyor. Aynı zamanda da şunu ekliyor. e, Öz, özellikle büyük şirketlerin e, yeni alanlara da girmesini beklediklerini yani e, size burada sunumda da gösterdiğim ve koyu renkle yazdığım yeni alanlara da yatırım yapmasını beklediklerini ve büyümelerini de bu çerçevede sürdürmelerini e, tahmin ettiklerini bu şirketlerin ekliyor. Üçüncü olarak bu kez Avrupa Birliği ile ilgili beklentilerini sorduk. E, Avrupa Birliği'ndeki ekonomik beklentiler nelerdir 2023'te? Yayın portföyüne Avrupa menşeli teknoloji şirketlerinin payları artırılabilir mi? Bu bilgiyi sorduk. E, ve e, Avrupa Birliği ile ilgili ekonomik e, beklentilerinin Amerika ile aynı olduğunu gördük. E, diyorlar ki iyi senaryoda hafif büyüme, kötü senaryoda ise hafif bir durgunluk bekliyoruz Avrupa Birliği ile ilgili. E, ve kendi yapacakları yatırımla ilgili Avrupa Birliği tarafında da şunu söylüyorlar. E, Amerika'da işlem gören teknoloji şirketlerinin çoğunluğunun satış gelirleri ve faaliyet faaliyet karlarının önemli bir bölümü Amerika dışındaki bölgelerden sağlanıyor. E, ve e, biz de eğer e, yıl içerisinde Avrupa'lı teknoloji şirketleriyle ilgili alım fırsatı görürsek bunları portföyümüze dahil etmeyi düşünürüz diye ekliyorlar. Peki diyoruz Asya şirketlerine yer vermeyi düşünüyor musunuz 2023 yılında 2022'nin Aralık ayında 30 Aralık'ta böyle bir portföyde Asya şirketleri yoktu. Acaba 2023 yılında olabilir mi? Burada da e, beklentilerini paylaşıyorlar bizimle özellikle Çin için büyümenin 2022 yılındaki tarihi düşük seviyelerden toparlanma göstererek tarihsel ortalamaları yakınsamasını bekliyorlar. Aynı zamanda teknoloji şirketlerinde, teknoloji sektöründe öncü, öncü oyunculardan, önemli oyunculardan Güney Kore ve Tayvan'daki şirketler bunlarla ilgili de bu ülkelerle ilgili de büyümelerin ee, yine aynı şekilde tatminkar düzeyde gerçekleşebileceğini 2023 yılında öngörüyorlar. Ve e, yine Avrupa şirketleri için yaptıkları tahminleri burada da tekrarlayarak e, eğer bir alım fırsatı görürlerse portföylerinde Asya Teknoloji Şirketleri'ne de yer verebileceklerini iletiyorlar sevgili izleyicilerimiz. Son olarak da şunu sorduk yayın yöneticisine, dedik ki 2023 yılı beklentilerinizi daha önceki bir yıla benzetmek gerekseydi bu hangi yıl olurdu dedik. Tabii ki onlar da diyorlar ki tarihin tekerrür etmemesi e, nedeniyle e, yani böyle bir e, yıl e, benzetmesi yapmak oldukça zor. Fakat şunu söyleyebiliriz diyorlar S&P 500'ün 95 yıllık tarihinde 50'ye 50 yakın yani 50 yıl e, çift haneli getiriler oluşmuş S&P 500'de e, ve jeopolitik koşullarda da bir değişiklik olmadığı sürece 2023'teki performansın e, yıl içinde oynaklıklar yaşansa bile bu yıllardan birine benzer bir seviyede gerçekleşme olasılığının yüksek olduğunu söylüyorlar. Biz de böyle olunca dedik ki geriye dönüp bakalım e, acaba S&P 500 çift taneli getirileri ne zaman elde etmiş? Tabii biz e, verilere bu kadar uzun bir süre için ulaşamadığımızdan yani son 95 yıla bakamadığımızdan son 10 yıla bir bakalım dedik. Çift taneli getiriler nasıl yani e, hangi yıllarda S&P 500 e, e, iyi performa etmiş ve buna bağlı olarak e, teknoloji e, endeksi nasıl performa etmiş bir de tabii ki Kötü yıllara bakalım istedik ve burada yayın performansını görelim, izleyelim. Şimdi öncelikle bir Amerikan borsalarının iyi performans sergilediği senelere baktık ve yayın dolar getirisine baktık. Şimdi burada son 10 seneye baktığımızda 7 senede çift haneli getiriler görüyoruz S&P 500 endeksinde. 2012, 13, 14, 17, 19, 20 ve 21 senelerinde. Burada... Şimdi e, yan tarafa da Nasdaq Kompozit Endeksini koyduk. Yani e, bir e, teknoloji endeksi. E, ve baktığımız zaman e, öncelikle bir S&P 500'e Nasdaq'a bakalım. S&P 500'ün pozitif getiri yazdığı senelerde aynı şekilde da pozitif getiriler elde etmiş. Ve e, bu senelerin e, hepsinde de, de, de 2021 yılı hariç S&P 500'ün üzerinde getiriler elde etmiş. Bir tek 2021'de S&P 500 e, %27, Nasdaq Kompozit %21'lik bir getiri elde etmiş. Bunu görüyoruz. E, ve burada yayın getirilerine baktığımız zamansa zaman zaman e, yayın e, işte e, S&P 500'ün eee üzerinde zaman zaman altında olduğunu görüyoruz. 2021 yılında aynı Nasdaq Kompozit gibi altında kalmış. E, 2013'te de aynı şekilde e, düşük bir getiri elde etmiş. Ama onun dışındaki yıllarda e, S&P 500'ün üzerinde seyretmiş. Nasdaq Kompozitle kıyasladığımızda ise 2012'de Nasdaq kompozitin üzerinde 2013'ün zaten düşük getirili özellikle de kur etkisiyle böyle bir getiri kaybı olduğunu söyleyebiliriz. 2014'te üzerinde, 2017'de üzerinde olduğunu görüyoruz. 2019 ve 2020'de altında kalmış. 2021 yılında da Nasdaq kompozisi 2 puan üzerinde kalmış. Yani Amerika'daki teknoloji hisselerinin ve S&P 500'ün iyi gittiği senelerde çift taneli getiriler elde ettiği senelerde yayında bunlar gibi çift haneli dolar bazı getiriler elde ettiğini söyleyebiliriz. Aynı şekilde bir de kötü senelere bakalım. Son 10 sene içerisinde 3 yıl negatif getiriler var. 2015, 18 ve 22 S&P 500'de e, negatif getiriler görüyoruz. Nasdaq kompozitte e, bir tek 2015'te pozitif getiri ama onun dışında negatif getiriler. Yayın getirileri de bu 3 senede dolar bazlı negatif olduğunu görüyoruz. E, burada e, 2022'de özellikle e, %41'lik bir kayıp var. E, Nasdaq kompozitinde üzerinde. E, 2015 ve 2018'de e, Nasdaq kompozite ve S&P 500e daha yakın Getiriler olduğunu görüyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, burada biz size Yapı Kredi Portföyün yayın yöneticisinin bakış açısıyla beklentilerini ilettik. Burada daha ziyade olumlu beklentiler olduğunu görüyoruz sektörle ilgili. Siz muhakkak Olumsuz beklentilerle ilgili ekonomistlerin görüşlerini de okuyun, dinleyin. Burada her türlü fikri almak gerekir yatırım yapmadan önce. Ve kendi risk algınıza uygun portföyünüzü oluştururken yatırım fonlarını bu şekilde farklı görüşleri de alarak oluşturmanızı tavsiye ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.